Şimdi sizin düzenlediğiniz spor iletişim ve spor hukuku sertifikası programları nasıl ortaya çıktı ve kaç yıldır devam ediyor? Kadir Has Üniversitesi spor çalışmaları merkezi gibi bir merkez kurdu. Bu merkezi 2005 yılında Levent Bıçakçı dönemin Futbol Federasyonu Başkanı iken oradan ayrıldıktan sonra Futbol Federasyonu Başkanlığından ayrıldıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin mütevelli heyet üyesiydi. Ve biz orada onunla beraber çalışmıştık. Burada dedi ki biz bir sporla ilgili akademik bir yanı olan herhangi bir şey yapabilir miyiz? Bizim de aklımıza o dönem Yiğit Erolu ile beraber bir sertifika programı hazırlayalım. Çünkü spor gazeteciliğinin kendine özgün, gazeteciliğin diğer dallarından farklı, birazcık uzmanlaşma gerektiren bir takım refleksleri, bir takım kuralları var. O kuralları nasıl acaba anlatabiliriz? Sadece o kurallardan ibaret değil, o deneyimi nasıl paylaşabiliriz? Çünkü sadece akademiden gelen insanlarla olabilecek bir şey değil, alandan gelecek insanlar da olması lazım. Bütün bunları nasıl kotarabiliriz diye bir sertifika programı modellemesi götürdük. O sertifika programı modellemesi kabul gördü. Bizden hemen önce de spor hukuku sertifika programı başlamıştı. Biz de spor iletişimi diye adını öyle koyduğumuz, aslında spor gazeteciliği ama gazeteyle sınırlı kalmayan bir şey olduğu için iletişimi diye temalandırdığımız sertifika programı hazırladık. 2006'nın içinde hukuk yapıldı. 2007 bizim ilkiydi. Yani 13.sünü yapıyoruz bu sene. 13 senedir devam eden bir sertifika programı. Türkiye'de gazetecilik üzerine o kadar uzun süredir bir sertifika programı var mı emin değilim. Türkiye'de herhangi bir sertifika programı da bu kadar uzun sürüyor mu? Onu da çok bilmiyorum. Yani bilgiler teyit etmediğim bilgileri söylemeyeyim. Ama tahmin ediyorum alanında bu öncü olanlardan bir tanesi. Sıkıntılı bir şekilde de 13 yıldır zaten devam ediyor. Bundan sonra da... Yani 13 yıldır zaten Yiğit Erolu ayrılmayı çok sever bir yerlerden. O hemen ayrıldı. O yüzden 13 senenin 12'sinin sadece birinde beraberdik. Geri kalan 13 senenin tamamında ben direktörüydüm. Şimdi spor çalışmaları merkezi müdürü olarak Emir Güney arkadaşımız zaten bizim sertifikadan mezun olup oraya geldi. Müdür oldu. Onunla beraber yürütüyoruz spor iletişimi bölümünü. O spor hukuku ve yönetimi, bir de spor pazarlamasını yaptı. Başka sertifika programları da var aklımızda. Ama spor iletişimini çok önemsiyoruz. Çünkü orada biz pek çok gazetecinin hayal edebileceği bir kitle, öğrenci kitlesiyle bu eğitimi yapıyoruz. Tamam, şimdi oraya gireceğim. Öğrencileri nasıl seçiyorsunuz ve nasıl sorular soruyorsunuz? Ya bizim şöyle bir tırnak içinde hilemiz var. İki tane hilemiz var, bir de değil. Birinci hile şu, çok basit bir şekilde burs veriyoruz. Çünkü baştan beri bunu şöyle kurduk. Sertifika programında belirli bir kaliteyi tutturabilmeniz için bir başarıyı ödüllendirmeniz gerekiyor. O yüzden de diyoruz ki 15 kişi her sene burslanıyor. 15'in hepsi aynı ölçüde burslanmıyor. 3'ü tam burs, işte 10'u 15 kişi de değil, biraz daha fazla galiba. Tam rakamı hatırlamıyorum ama 15 mi? Daha fazla. Her sene 20'ye yakın diyelim. Yani böyle bir 7-8 yarım burs, 7-8 çeyrek burs, kalanı da tam burs olmak üzere bir burslama sistemimiz var. Bu birinci hilemiz. Çekim merkezi olmak açısından. İkinci hilemiz, daha sevdiğimiz hile, bizim sınavımız çok kıymetli bir sınav. Biz sınavda çok eğleniyoruz hazırlarken. Sınava giren herkes de çok eğleniyor. Bu kadar zor olup ama sınava giren herkesi bu kadar mutlu eden Türkiye'de çok az sınav vardır. Vallahi bir konuda iddialıysam hayatımda herhalde bu en iddialı olduğum konu. Çünkü çok geniş bir kitleyle bu soruları hazırlıyoruz. Test ediyoruz, testerlarımız var, böyle bir sürü. Ve temel olarak da şunu yapmaya çalışıyoruz. Spora kitlenmeyen, sadece spora kitlenmeyen, çünkü gazetecilik öyle bir meslek. Gazetecilik tek alanla hayatınızı kurabileceğiniz bir meslek değil. Pek çok alanı yan yana bilebilen insanları çekmeye çalışıyoruz. Sorularımızı çok seviyoruz çünkü bir şeyi bilmenin yetmediğini hayal ediyoruz gazetecilikte. Yani sadece bir şeye odaklandığınız takdirde o dünyayla sınırlanıyorsunuz. Oysa pek çok şeye değiyor. Hele spor gazeteciliği. Mesela çok basit bir örnek. Türkiye Dünya Kupası'na ilk gittiğinde iktidarda hangi parti vardı diye soruyoruz. Böyle bir şey bilmiyorsunuz. Böyle ha onu da bildim ondan sonra. Ya da aşağıdaki müzik gruplarından hangisinin futbolla ilgili bir şarkısı yoktur gibi bir şey söylüyoruz. Yani hem biraz müzik anlayın. Aşağıdaki kitaplardan, edebi eserlerden hangisinde spor göndermesi yoktur falan gibi. Böylece edebiyat bir biraz müzik bir. Çünkü şuna inanıyoruz. Gelen kitleyi tanıdıkça şunu gördük. Bence şöyle oluyor. Akıllı çocukları
Türkiye'deki eğitim sistemi özellikle matematik daha çabuk öne çıktığı için matematikten anladığı andan itibaren mühendisliğe yönlendiriyor ya da fen bilimlerine. Oysa sosyal zekaları da çok gelişkin olanları var. O sosyal zekaları çok gelişkin olanlar bir aşamada şunun farkına varıyorlar. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum diye geri döndüklerinde ne biriktirmişler? Genelde üç şey biriktiriyorlar. Sinema, müzik, biraz edebiyat, çok değil ama çokça spor. Ve geri dönüp şunu yapıyorlar. Acaba ben sporla ilgili ne yapabilirim? Etraflarına bakıyorlar. Ne var? Sokrates, güzel. Eurosport, güzel. Farklı spor kültürleri. Bu dünyalarda ben bir alan açabilir miyim diyen çocuklarla daha çok aslında birazcık yapıyoruz. Yeni medyaya biraz bakan, hani sadece sosyal medya değil ama yeni medya biçimlerini birazcık bakan çocukları mümkün olduğunca cezbetmeye çalışıyoruz. Sınavın sihri de gelince çok zevkli bir sınav olması. Buradan gelen çocukları da kimlerle yapıyoruz bu sınavı? Neredeyse herkesle. Yani üniversiteye girmiş veya bitirmiş olma şartıyla. O yüzden de şöyle bir şey oluyor. Mesela bizim sınavda ilk 20-30, 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'nin de ilk bininden oluyor. Üniversite sınavlarında. Pırıl pırıl çocuklar geliyorlar ve onlara birkaç şey öğretmeye çalışıyoruz. Bir, ya yapmayın. İki, yapın ama özgün bir şey yapın. Üç, özgün bir şey bile yapsanız özgün bir form bulun. Biraz bundan üzerine gidiyoruz. Peki, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de spor yayıncılığı işte tıpkı işte gazeteciliğin diğer alanlardaki gibi kalite konusunda büyük farklılıklar gösteren örnekler sağlıyor. İşte bir tarafta tık avcılığı var. Öte tarafta yine uluslararası kalitede diyebileceğimiz içerikler. Sizce bu yalnızca bir arz talep meselesi mi? Tık ve daha kaliteli işin. Güzel soru. Ben spor gazeteciliğiyle sınırlı olmayacak bir şekilde gazetecilikteki bu vasatlaşma ve kötüleşmenin talepten ziyade arzla ilgili olduğunu düşünüyorum. CNN'in o meşhur sloganına geri dönelim. What you see is what you get. Orada aslında biz ne gösteriyorsak o kadardır havası atıyor ya CNN. Aslında onu şöyle okuyabiliriz. Medya size ne gösterirse haber odur zaten. Ve haber dünyanızı o yaratır. Türkiye'de bir dönem herkes artistik patinaj izliyordu. Çünkü TRT veriyordu. Türkiye'de bir dönem herkes jimnastikçi kim, Nadia Comăneci kim biliyordu. Sebastian Coe kim biliyordu. Çünkü tek kanallı dönemde spor diye size uzun bir kolaj veriyorlardı. Futbola batmamış, sadece futbolun karanlığına gömülmemiş bir spor anlayışıydı. Siz bunu bugünün deyimiyle clickbait, tık avcılığı, eskinin deyimiyle bunu istiyorlar, kitle bunu istiyor havasıyla niteliksizleştirip başka bir şey hale getirdiğinizde yumurta tavuğa dönüyoruz. Ne gösterirseniz onun haberciliği ve onun dünyası oluşuyor. Ama şunu inkar edemiyoruz. Başka bir şey, kalite bir şey gösterdiğinizde de onun bir kitlesi var. Kaliteli bir şey gösterdiğinizde bunun kitlesi olmasa Türkiye'de Eurosport kültürü bu kadar gelişmez. Sokrates bu kadar önemli bir referans konusu olmaz. İdi. Yani hangisini dünyamız, hani şu andaki spor kanallarının vasatlaştırıcı etkisi mi? En kolayından söyleyeyim. Hangisi bizim spor kanalımız? TRT mi? TRT Spor mu? TRT Spor 2 mi? Şimdi TRT Spor 2 diye bir kanalı niye kuruyorsunuz? Çünkü bazı şeyleri göstermeniz gerek. Bizim işimiz sadece ve sadece para kazanma işi değil. Kamusal bir niteliği var. Bize bir kart veriyorlar. Adı sarı basın kartı. Her yere gidip çıkabiliyoruz. Bunun bir sihri olması lazım. Bu hayrına vermiyorlar. İnşaat mühendislerine vermiyorlar bakın şeyde. Bunu bize veriyorlar. Niye? Gazetecilik çünkü kamusal bir niteliği var. Kâr etmekle ilgili bir sorunum yok. Edin. Ama bu kamusal nitelik mutlaka onun içinde olmalı. Klik avcılığının bile çok daha namussuzu yapılabilir. Tık avcılığı bile namuslu bir şekilde yapılabilir. Bizim problemimiz vasatlaşma. Bunun gazetecilikle ilgisi yok, memleketle ilgisi var. Peki, şimdi Türkiye'deki en polarize olmuş ve kurumsallaşmadan nasibini almamış alanlardan biri bahsettiğimiz bir spor aslında bir yerde. Şimdi sizin programınızın bu konudaki eksikliği giderebileceğini temel olarak düşünüyor musunuz? Hiç düşünmüyorum. Ama en azından şunu bizim sertifika programında temel bir şeyimiz var. Bu mesleği gerçekten yapabileceğinize inanıyor musunuz? Bunun sorusunu cevaplamaya çalışıyoruz. İki,
gerçekten bu meslekte size yer var mı? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Üç, açıkçası bu kadar emek, bu kadar birikime değer mi? Ben şunu çok iyi biliyorum. Sertifika programına gelen epey bir çocuğu bu işi yapmamaya ikna ediyorum. Yapabilecekler onlar. Çünkü buradaki emek sömürüsü pek çok alandan çok daha fazla. Gazetecilikte emek sömürüsü çok fazladır. Spor gazeteciliğinde daha da fazladır. Sevdiğiniz bir işi yapma lüksü sizin sömürülmeye çok açık bir alan haline getiriyor. Ve pek çok alanda çok daha iyi imkanlarla hayatını kazanabilecek, arkası sağlam olmayan gençler asgari ücretle sürünüp, asgari ücret aldıklarında sevinip, sigortalandığı için çok mutlu olup bir hayat gidiyorlar. Gazetecilik bunun için kabus bir yer. İki sorum olacak. Birincisi, 20 yıl önce de 25 yıl önce de aynı şeyi diyebilir miyiz? İkincisi de aslında bu sigorta dediğiniz mevzu çok önemli bir mevzu. Yani sigorta olduğu zaman böyle herkes kendini 1-0 önde görüyor. Bu Leyla'nın meclinde oradaki İsmail abinin vardı ya, ciddiye çıkıyor, intihar edeceğim diyor. Çünkü düşersen bana bir şey olmaz çünkü ben sigorta diyorum. Aslında aynı şey bizim için de geçerli. Bu büyük bir lüks olarak geliyor. Böyle bir ekleme yapmak istedim ama asıl soru işte bu 20-25 yıl önce de biz bunu diyebilir miyiz acaba? Durum kötüye gidiyor kesin ama 20 yıl... Araçlar yenileniyor. Geleneksel bir şekilde geriye gidiyor ama 30 yıl önce mesela. Arada şu fark vardı. 25-30 yıl önce serbest gazetecilik diyebileceğimiz freelance gazetecilik şimdiki adıyla gazeteciliğin alanı yoktu. O alan çok olmadığı için sigortalılık çok önemli bir şeydi. Zaten gazeteler vardı, televizyonlar vardı ve siz sigortalı olarak oraya hele 212 büyülü, yani o çatıdan düşünce ölmeyeceğiniz garanti olan şey, Leyla ile Mecnun'daki metafordan yola çıkarsak, o çattan düşseniz bile uçacağınıza emin olduğunuz şey 212'li olmaktı. Çünkü 212 çok uzun yıllar mücadelelerle kazanılmış, gazetecilerin pek çok imtiyazını kabul ettirildiği bir sigorta, bir güvence biçimiydi. 212'li olmak çok zordu. Gazeteler, televizyonlar bu kadar. İnternette yoktu bile. Şimdi durum biraz şu hale geldi. 212'li zaten yok. Sigorta da çok az. Ama bu sefer şöyle bir farklılık var. O yüzden biraz uyarlama yapmamız lazım düşüncemizi. Serbest gazetecilik imkanları da çok çoğaldı. Öyle olduğu için öbür tarafta olmayan bir şey burada çoğaldıkça öbürünü eziyor. Bu bir sınıfsal mücadele. Bunun güvencesi, bunun hepsi bir başka bir konunun, başka bir temanın açılımı. Ama temel şey şu. Spor gazeteciliği ana akım medyada, sigortalı, güvenceli medyada felaket bir halde. Çok kötü üretiliyor. Nefes alabileceğiniz yer ne yazık ki o işte serbest gazetecilik alanı. Hem form olarak hem içerik olarak başka şeyler üretilip karşılığını görebileceğiniz bir yer. Bu dengesizlik hepimizi çok zorluyor. Somut konuşayım. Hürriyete girip 212'li bir muhabir olup sabah akşam Fenerbahçe'nin saçma sapan spekülatif haberleriyle uğraşmak mı? Yoksa güvencesiz bir şekilde işte uluslararası bir kuruma, Dolce Belli'ye spor içeriği üretip telifli yazı almak mı? İşte iki ucu tıraşlı değnek.